hisse senetleri oldu. Buradan hemen Ahlatçı Yatırım'a gidelim. Araştırma Müdürü Barış Ürkün olacak karşımızda. Barış, gerçekten böyle bir günde alkış herhalde Borsa İstanbul'a. Doğru. Merhaba. Yayınlar öncelikle. Teşekkürler. Endeksin 100 binli son seansında böylece tamamlamış olduk diyelim. Artık sıfırları atıyoruz değil mi? Aynen öyle. Pazartesi günü yeni rakamlarla inşallah şaşırmadan konuşmaya başlayacağız diyelim. Şimdi mesela pazartesi olsaydı ne diyecektik? 11.920 puan mı? Yok, 1190 diyecektik herhalde. Sıfır attığımız tabii, zaman. Tabii 1200, yani 120 bin olsa 1200 olacak. Çok ucuz gözüküyor böyle. 1192 diyecektik. Yok pardon, ben yanlış söylüyorum. Evet, 1192 doğru, evet. Evet, 1192 puan da olacaktı endeks. Yani gerçekten de ciddi bir potansiyeli olacak gibi bir tablo var. Psikolojik olarak fiyatlandı mı bu, yoksa ne, devam eder mi sence? Yani hangisi? 2-0 atılmasından bahsediyorsun? Evet, evet, 0 atılmasından. Yani 2-0 atılmasının herhangi bir etkisinin olacağını söylemek mümkün değil açıkçası baktığımızda. Yani çünkü değişen bir şey yok. Hani nasıl liramızdan 6-0 atıldığında alım gücümüzde bir değişiklik olmadıysa, endekste de 2-0 atılınca herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece bir sadeleştirme adımı bu, yapılan bu işlem. O yüzden hisse fiyatlarında bir değişiklik yok. Beklentiler ölçüsünde yine fiyatlamanın devam etmesi muhtemelen. Ama tabii geçmişe baktığımızda örnekleri var. Yani 1990 yılında da 2-0 atılmış. Sonrasında %70'lik bir yükseliş oluşmuş Borsa İstanbul'da. Yani o zaman İMKB'de. Ama tabii o zamanın şartlarını tabii değerlendirmek lazım. Ama bir psikolojik olarak bir ucuz hissiyatı verebilir mi? Verebilir. Böyle bir yükseliş belki de görme ihtimaliniz olabilir ama ne kadar olacağını açıkçası bilmiyorum, ama böyle bir neden yok ortada, onu da söyleyeyim. Yani işte o 1192 puan deyince bir anda böyle hani 119 bin lira kadar gelmiş, 120 bin lira konuştuktan sonra bir farklı baktım. Önümüzdeki dönemde o zaman Borsa İstanbul'la ilgili sanki daha potansiyel var gibi bir algı da olabilir. Bekleyip göreceğiz. Hayırlı olsun yatırımcılara. İnşallah çift sıfır atıldıktan sonra da hep para kazanmaya devam ederler. Güzel İnşallah. Yatırımlar yaparlar diyelim. Şimdi bugün özellikle evet. Baktığımızda Barış, dünyada gerçekten de risk iştahının oldukça düşük olduğunu gördük. Neden biz bu kadar dirayetli kaldık? Ziya Kurt der ki satacak yabancı kalmadı diyor. Doğru, zaten uzunca zamandan beri konuşabileceğimiz bir durum bu bizim aslında. Yani yabancı takas oranlarında da bunu gördük. Yani %50'nin altına kadar indi. Her ne kadar son birkaç günde bir yükseliş eğilimi var, bir %50'nin üzerine doğru bir eğilim var. Satabilecek olan kısımları zaten satıldı. Sonra tabii ki yerli yatırımcı yavaş yavaş bu satılanları almaya başladı. O yüzden de zaten birçok hissede o 17 Mart, işte 17 Mart diyelim ya da Mart ortası diyelim, Mart ortasından itibaren hareketlerin yani endeks dışı hisseler ağırlıklı olmak üzere benzer bir şekilde hareket ettiğini görüyoruz. O açıdan da bu yükselişi evet buna bağlayabiliriz. Tabii ki diğer nedenleri sürekli olarak sıralıyoruz. Aynı şekilde kısaca tekrar etmek gerekirse hem faizlerdeki düşük seyirler, hem likitte destekleri, küresel manada borsaları desteklerken bundan biz de faydalandık. Yerli yatırım sayısındaki artışın etkisiyle de borsaya olan ilginin devam ediyor olması bu hareketleri destekledi açısı diye söyleyebiliriz. Peki gelecek hafta Borsa İstanbul'la ilgili senaryoyu almış olalım senden Barış Ürkün. Özellikle evet. Hafta sonunu anladığım kadarıyla yatırımcılar pozisyonlarını koruyarak girmeyi düşündüler. Nasıl bir Borsa Doğru. İstanbul var ve özellikle burada dikkat çeken gelişme tabii ki enflasyon raporu sunumu olacak Merkez Bankası'nın. Doğru. Önümüzdeki hafta kısa bir hafta, bayram nedeniyle. İşte Perşembe yarım gün, Cuma'da tam gün tatil olacak bayram nedeniyle. Bunu da tabii hesaba katmamız lazım. Yerli yatırımcının ağırlıkta artık olduğu bir borsada bayram tatili nedeniyle işte para ihtiyacı olan ya da likit kalmak isteyenler olabilir. Bu durumu değerlendirdiğimizde bir miktar hisselerde çıkışlar belki gözlenebilir. Böyle bir ihtimal olabilir şeklinde hani tahmin olarak söyleyebiliriz. Yani tabii dışarıya bakmamız lazım. Yurt dışındaki gidişat son günlerde biraz aslında yurt içine de bu biraz sirayet etti aslında. Özellikle bizim endeksimizde 120 binin üzerine bir deneme gerçekleşmiş olsa da o seviyelerde bir zorlanmanın olduğunu yavaş yavaş görüyoruz. Genel manada aslında trend bozulmuş değil. Hani onu bir öncelikle söyleyelim. Yani 116.800 benim izlediğim 21 günlük üstel hareketli ortalama, artı işte Mart ortasından gelen trend çizgisini çektiğimizde onun üzerinde devam eden bir görüntü var.
Yani bu seviyeler üzerinde kaldığımız müddetçe ki önümüzdeki hafta ben kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yani bu trendin devam edebileceğini düşünüyorum bir süre daha. Ama yine de dikkatli olmamız gereken yerlerdeyiz. Çünkü bazı teknik göstergeler açısından mesela RSI indikatörüne baktığımızda yani teknik analizi bilen yatırımcılar olarak belki takip edebilirler. Bir günlük bazlı grafikte baktığımızda bir negatif uyumsuzluk var. Yani onu biraz incelememiz lazım. Çünkü özellikle 13 Temmuz'dan sonra 120 bin üzeri denemeler gerçekleşirken hatta biraz daha geriye gidebiliriz aslında. Daha Temmuz başına, Haziran sonlarına doğru da gidebiliriz. RSI göstergesi aşağı giderken endeks yukarı gitti. Bunu biraz takip etmemiz lazım. Bu bir düzeltme eğiliminin işareti olabilir. O yüzden de önümüzdeki hafta bu göstergeye bakarak da ve işte bayram haftası olması neticesinde de onun da etkisiyle bir değerlendirme yapmak sanki daha doğru olur gibi geliyor. Yurt dışına baktığımızda da işte Amerika ile Çin arasında devam eden bu gerilimin işte biraz daha artışı, işte konsoloslukların kapatılma hamlesi, Trump'ın bazı söylemleri hala devam ediyor. İşte ticaret anlaşması şu anda benim için yok gibi bir şey demesi, Çin virüsü diye nitelemesi sürekli olarak bu gerilimi canlı tutuyor. Bunun da bir etkisini görüyoruz. Diğer taraftan mali politika destekleri devam etse de endekslerin yükselişi biraz hız kaybetmiş gözüküyor. Onları da bence önümüzdeki günler için biraz dikkate değer olarak kaydetmek, yani daha takip etmek lazım bence önümüzdeki hafta. Evet, bugün borsa 170.47 puan günlük değer farkı olarak yukarıda kapattı. Yüzdesel anlamda 0.14, 18.21 milyar TL'de bir işlem hacmi vardı. İşte gündüz seansında da Viyop işlem tarafında Barış Ürkün 7.27 milyar TL geçti. Az önce editörümüz Kadriye ekrana paylaştı banka hisseleri. Bugünü yine eksiyle kapattılar. O tarafla ilgili bir şeyler paylaşmak ister misin Barış? Enflasyon raporu sanırım bankacılık işine çok çok kritik. Evet, yani bankacılık endeksi bir türlü toparlanamıyor. Yani bu aslında uzunca bir zamandan beri devam eden bir süreç. İşte yerli yatırımcı, yabancı yatırımcı bahsediyoruz. Özellikle yabancıların ya da yerli yatırımcıların bu hisseleri şu anda tercih etmiyor olmasının etkisi var. Yükselişler gördükçe satış yönlü hareketler hala devam ediyor. Yani dünya genelinde yaşanan işte bu virüs gelişmeleri ilişkin ekonomik anlamdaki zaman zaman artan belirsizlikler biraz onu da tetikliyor bence. Yani görünümün belirsizliği ekonomik anlamda. Özellikle bu ekonomik açıdan en yakın hisseler olan banka hisselerinde biraz daha etkili olabiliyor. Bu gibi gelişmeler aslında yükselişin önündeki engeller. Ama bir taraftan da bakacak olursak da çok da ucuz seviyelerde aslında bankacılık hisseleri aslında. Dolar bazı bakıldığında da çok daha ucuz seviyelere doğru geldiğini görüyoruz. Bir potansiyeli var. Ama özellikle işte önümüzdeki süreçteki belirsizliklerin biraz daha yavaş yavaş ortadan kalktığını görmemiz lazım. Bu virüsle ilgili gelişmeler olabilir. Bu virüsün gelişmelerinden kaynaklı olarak ekonomik gelişmelerle ilgili ilerlemeler olabilir. Gelen verilerle ilgili olarak söylememiz gerekiyor. Bizim tarafımızda ekonomik büyüme anlamında yaşanan son zamandaki süreçte kredi hacmindeki artışla bankacılık sektörü bir ivme kazandı. O tarafta tüketim arttı. Konut talebi ve emlak talebindeki artış meydana geldi. Tabii sonraki süreçte bunun takipteki geri alacaklara doğru geri dönüşü nasıl olacak bunu da izlememiz gerekiyor. Ve özellikle banka borçlarının önümüzdeki süreçte yönetilmesi nasıl gerçekleşecek herhalde bunları da takip etmemiz lazım. Bu konulardaki yaşanan bazı belirsizliklerin de özellikle bankacılık hisselerindeki yukarı yönlü hareketlenmeyi engellediğini bu açıda söylememiz gerekiyor. Tüm bu belirsizlikler ortadan kalktıktan sonraki süreçte hisseler tarafında banka hisselerinde yukarı hareketleri bence o zaman göreceğiz. Biraz daha sanki belirsizlik var. Potansiyel de var. O yüzden ben eğer bu seviyelerden almış olan yatırımcılar varsa banka hisselerini büyük ihtimalle biraz daha uzun vadeli bekleyerek burada kazanç sağlamalarının mümkün olabileceğini açısı düşünüyorum. Şu anda yönetmenimiz de ekrana paylaştı. Sarı renkte gördüğümüz banka endeksi ilk tarafta. Orada birazcık boynunu böyle aşağı doğru bükmüş. Tabii evet. Çok hafif bir toparlanması var COVID-19 sonrasında. Esas mor renkte gördüğümüzde sanayi endeksi Barış Ürkün. Orada güzel bir toparlanma yaşamış. COVID-19'dan sonrasında sanayi ciddi toparlanmış. 160 bin puana kadar gelmiş. Teknoloji tarafında da parabolik bir görüntü oluşmuş. Son dönemde hafif bir ivmelenme kaybetse tekrar yönünü yukarı çevirmiş ama bankalar dediğin gibi hem rasyo olarak hem de teknik anlamda ucuz kalmış burada. Tabii yurt dışı endekslerle, gösterge endekslerle karşılaştırdığımızda da değerlemeler üzerinden gittiğimizde oldukça iskontolu olduğunu görüyoruz. Yani ben baktığımda yaklaşık yani %40'ın üzerinde bir iskontoya sahip. Hem
güncel fiyat kazanç oranı üzerinden hem de beklenen fiyat kazanç oranı üzerinden baktığımızda benzer şekilde mesela örnek vermek gerekirse MSCI gelişmekte olan ülkeler bankacılık endeksiyle karşılaştırdığımızda bu noktada bir hala potansiyel ciddi ölçüde var gözüküyor. Evet Barış, bugün en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi tabii ki ons altın olmuş oldu. Ons altın cephesiyle ilgili de grafiğimize baktığımızda işte 10 yıllık faizler şu anda 0.58'e kadar geldi. Ons altından itibariyle 1901 dolar seviyesinde. Ağustos ayında Ziya Kurt 2000 dolar olmasını bekliyorum dedi. Senin böyle bir zamansal analizin var mıdır? Vallahi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yani onu söyleyebiliriz. 1450 dolarlardan başlayan bir trend var. O trend bozulmadan ve hızlı bir şekilde gidiyor. Yani geçmişe bakarak yani değerlendirdiğimizde zaten hani hem o faizlerdeki düşük seviyeler dünyanın genelinde uygulanan şu anki görünüme baktığımızda artı likitte desteklerin devam ediyor olmasını yarattı o bol likitte eğilimi güvenli varlık olarak altın tarafında bir talep artışı yaratıyor. Belki de bu likitte artışının eğer ki mesela Amerika dışındaki ülkeler biraz daha iyi toparlanma gösterirse işte mali yardım kurtarma paketlerini görüyoruz mesela Avrupa Birliği'nde diğer ülkelerden de geldiğini görüyoruz. İşte faiz adımları da geliyor. Bunların olası bir enflasyon yaratma eğilimi de bir taraftan şimdiden pozisyonlanmayı da belki de gündeme getiriyor olabilir altın konusunda. Çünkü hani enflasyon artarsa paranın değeri korunması için altın talebinde artış olmasını bekleriz. Bu açıdan da bir talep artışı olabilir. Yani birçok etken var aslında. Bir başka etken de son zamanlarda işte az önce konuşmuş olduğumuz gibi Amerika ile Çin arasında o sürtüşmenin yeniden alevlenmesi. İşte ticaret savaşları üzerinden bir gerilimde bir azalış olmuştu yılbaşında. Ama hemen akabinde bir koronavirüs patlak verince şimdi Trump tabii doğal olarak bunu suçlama konusunda Çin'e bunu söylemlerine devam ettiriyor. Ve işte bu Temmuz başında Güney Çin Denizi'nde Amerika'nın tatbikata başlamasının akabinde işte karşılıklı işte söylemlerle gerilim artışının bugüne kadar artarak devam ettiğini gördük. Bunun da bir etkisi var güvenli varlıklar tarafına eğilim artışında ve mesela dün Amerika'dan gelen işsizlik verilerinin Mart ayından sonra tekrar artışa geçmiş olması işte Amerika eyaletlerinde birçok eyalette virüs sayılarının artması bir etken. Bu da ekonominin toparlanma yönünde bir uzun vadede yayılma endişesini de gündeme getirdiğinden bunun da bir etkisini bu noktada görmemiz lazım. Yani uzunca bir nedenler silsilesi altını şu anda 1900 dolar üzerinde taşımış durumda ama devamında ne olacak? Açıkçası devam edecek gibi gözüküyor bir sürede ama geri çekilmelerde de düzeltmelerin de olabileceğini de hesaba katmamız lazım. Zaman zaman kar alma eğilimleri olabilir. Belki gelecek veriler içerisinde olumlu gelen verileri değerlendirmek isteyebilir yatırımcılar. O yüzden de ben yükseliş eğiliminin, trendinin devam ettiğini, bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. 1950 dolara doğru bir yükseliş eğilimi bence önümüzdeki günlerde meydana gelebilir. 1921, o da hatırlatalım, 2011 Eylül ayındaki zirveydi. Oraya doğru yaklaştık bugün yükselişle birlikte. İlk aşamada bir 1920'yi test edip, o uzun vadeli işte 9 yıllık ikili zirveyi gördükten sonra, ondan sonra biraz daha herhalde o gündeki gelişmelere bakarak değerlendirme yapmak daha doğru olacak diye düşünüyorum ki evet. Bir ekleme daha yapayım. Biraz fazla uzun oldu ama. Yok ben araya bir soru soracağım yükledi. Sadece onunla birlikte istersen veda yapmış ol Barış Ülkün. Bir 30 saniyede de peki o zaman gram altı devam eder mi bu yükselişe bu zirve denemesiyle? 450 TL olur yani mu? Yani şöyle söyleyeyim. Evet. SPDR altın ETF'ine baktım bugün. O da Eylül ayındaki zirvesine çok yakın bir yere geldi. Yavaş yavaş oraya doğru yükselişi devam ediyor. Yani ETF'lerde alımların devam ettiğini görüyoruz. Bu da ons altındaki yükselişi bir açıdan da baktığımızda destekliyor. Yani ons altın kaynaklı bir yukarı yönlü hareket var. Kur tarafına bakarsak orada çok yani majör bir hareketlenme hala yok. Yani Merkez Bankamızın faiz kararından sonra çok büyük bir değişiklik olmadı. Bant aralığında hareket devam ediyor. Fakat ons altın yukarı devam ettikçe gram altında yukarı bir hareket eğiliminde olduğunu görüyoruz. Şimdi geldiğimiz seviyeler tabii yüksek. Yani buradan almak mantıklı mı? Açıkçası şu aşamada biraz daha herhalde bakmak gerekiyor. Yani 420 evet. liranın üzerinde bir kalıcı olunursa belki bir yukarı hareket görürüz ama işte ons altın tarafında 1900'de geldik. Bir psikolojik belki seviye olarak belki bakmak lazım. Yani bu seviyenin üzerine devam eden bir yükseliş görürsek 1920 ve daha yukarı seviyelere
Gram altında da o zaman tabii ki yukarı seviyeleri görmemiz kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum ben. Evet, ons altın yükselişi o tarafı da yukarı çekmeye devam edecek gibi bu tabloda. Baş etken orası olacak. Barış Ülkün, şimdiden iyi bir hafta sonu diliyorum tüm seyirciliklerine birlikte. Benden de size. Barış Ülkün, Ahlat Yatırım Araştırma Müdürlüğü efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Vedat'tan sonra, aradan sonra devam.